Bu videoda size miyokardit ve perikarditin nasıl teşhis edildiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. İki hastalığın ortaya çıktıkları yerin aynı olması ve ikisinin de inflamatuar süreçlere sahip olması yüzünden bahsedeceğim laboratuvar testlerinin birçoğu iki hastalığa birden işaret edebilir. Bu yüzden de bu laboratuvar testlerini takip eden daha invazif testler yapılır ve sonuç olarak neyin miyokardit ve neyin perikardit olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. İsterseniz laboratuvar testleriyle başlayalım. Laboratuvar testi derken bazı kan değerlerinden tabii bahsediyorum. Bunun bir laboratuvar tüpü olduğunu düşünün. Yeşil kapaklı bir laboratuvar tüpü. İşte böyle. Bu tüpün içine kan koyulacak ve bu kan laboratuvarda incelenecek. Öncelikle WBC yazalım. Tamam mı arkadaşlar? WBC, WBC yazalım ki bu da beyaz kan hücresi yani akyuvar demek. Bunun çok da spesifik yani belirleyici bir şey olmadığını, yani tüm inflamatuar hastalıklarda yükseldiğini biliyoruz. Bu inflamasyon bir enfeksiyondan, otoimmün bir hastalıktan ötürü olabilir ya da belki bir araba kazası geçirmişsinizdir ve bunun sonucu olabilecek travmatik bir yaralanmada da inflamasyon olabilir. Akyuvar sayısının artmasına bu da neden olmuş olabilir arkadaşlar. Bunun dışında eritrositlere de bakılır. İsterseniz not edelim. Eritrosit. Bunun da kırmızı kan hücresi yani al yuvarları kastettiğini biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Eritrosit sedimentasyon. Sedimentasyon, kan ya da herhangi bir başka sıvının çökelmesi anlamına gelir. Eritrosit sedimentasyon hızı. Bundan kısaca ESR olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Evet, bunu da not edelim. ESR. Vücutta inflamasyon olması durumunda bu değer de artar arkadaşlar. Bunun için bu da miyokardit ya da perikardite özgü bir gösterge değildir. Bakılacak diğer değerler arasında C-reaktif protein ya da İngilizceden de C-reaktif protein de denebilir. Yani kısaca CRP, C-reaktif protein de vardır arkadaşlar. Bu karaciğerde üretilen bir proteindir. Kısaltmasını da yazalım çünkü çoğu zaman bu şekilde yazılır. Az önce de söylediğim gibi karaciğerde üretilen bu protein de spesifik değildir. Başka bir deyişle vücutta herhangi bir enflamasyon varsa CRP de yükselecektir zaten. Biraz daha spesifik değerlerin hangileri olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? Kreatin fosfokinaz seviyesi. Evet, kreatin fosfokinaz bir enzimdir arkadaşlar. Az ile biten bir şey gördüğünüzde bunun her zaman bir enzim olduğunu düşünün, tamam mı? Kreatin fosfokinaz, bunun da kısaltmasıyla yani CPK ile birlikte buraya not edelim. Burada bakılan bu enzimin kandaki seviyesidir. Bunun daha belirleyici olması CPK'nin ya da CPK'nın kalp, beyin ya da herhangi bir kasta hasar olduğunda yükselmesi sebebiyledir. Kalp, beyin ya da kas hasarı, tamam mı? Bu noktada miyokarditi olan biriyle bir maratonu tamamlamış bir koşucu arasındaki farkı kanlarındaki CPK seviyesi ile belirleyemeyeceğimizi de eklemek istiyorum. Neden diyecek olursanız ikisinin de CPK seviyeleri yükselmiş olur da ondan. Doktorun isteyebileceği ve belki de en spesifik olabilecek değer troponin seviyesidir. Troponinin kasların kasılmasından sorumlu bir protein olduğunu ve belirli izomerlerinin kalpte yer aldığını hatırlıyorsunuz. Öyle değil mi? Kalp dokusunda hasar varsa troponin seviyesi yükselir. Kısacası troponin seviyesinin yükselmesi bize ortada kardiyak bir sorun olduğunu gösterir ve miyokardiyal infarktüsten yani kalp krizinden şüphelenilen durumlarda bu en başta istenebilecek testlerden biridir. Bunun sayesinde miyokardit ve perikardit ayrımını da yapabiliriz. Troponin seviyesindeki yükselme ve yükselme akut ve erken miyokarditte de görülür arkadaşlar. Neden diyecek olursanız, miyokardiyum hasar görmüştür ve troponin de burada depolanan bir proteindir. Bu noktada bunun ileri perikarditte de görülebileceğini eklemek istiyorum. Perikardiyum kas değildir, kalp kasını çevreleyen tabakadır. Perikarditin ilerleyen aşamalarında perikardiyum kalbe baskı uygulamaya başlarsa sonuç olarak troponin sızıntısı yaşanabilir. Evet, istenebilecek laboratuvar testleri bunlar arkadaşlar. Sırada elektrokardiyogram var. Yani kısaltması bildiğimiz adıyla EKG. EKG ile bir hastanın perikarditi mi yoksa miyokarditi mi olduğuna karar verilebilir. Size daha önce bir animasyon gösterdiğimi hatırlıyor musunuz?
Sinyal buradan başlıyor, aşağıya doğru ilerliyor, buradan yayılıyor ve miyokardiyal duvar üzerinden geri dönüyor. Aşağıda gördüğünüz üretilen sinyal de P dalgası ile başlıyor. Q, R, S ve T dalgası şeklinde devam ediyor. Birazdan çizeceğim ama önce kulakçıkların kasılması ile P dalgasını görüyoruz. Bakın, kan burada pompalandığında burada P dalgası oluşuyor. QRS kompleksi de karıncığın kasılmasıyla eş zamanlı ortaya çıkar. Bakın, karıncıklar kasılıyorlar ve sondaki T dalgası da karıncıklar gevşediğinde animasyondaki kırmızıların yukarıya doğru ilerlemeye başladıkları anda ortaya çıkar ve karıncıkların o anda gevşediklerini gösterir. Evet, EKG'de incelenen veri budur. Hastanın göğsüne yerleştirilen alıcılar sayesinde kalpten gelen bu elektriksel sinyal bu şekilde görüntülenir. Evet, animasyonu kaldırıyorum. Az önce de söylediğim gibi EKG sayesinde kalbin elektrik sinyalleri incelenir. Not ediyorum. Kalbe hangi yönden bakıldığına göre farklı görüntüler elde edilir. Normal bir EKG bu şekilde düz olarak başlar. Sonra bir çıkıntı oluşur ki bu da P dalgası olarak adlandırılır. Kulakçıklar kasılmıştır. Aşağıya doğru bir Q dalgası, sonra yukarıya doğru bir zıplama ya da R dalgası, sonra yine aşağı ineriz ve bu da S dalgasıdır. Bunların hepsinden çoğu zaman QRS kompleksi olarak bahsedilir. Arada bir sonraki dalgadan önce düz bir kısım vardır ve burası da T dalgası olarak adlandırılır. Arada kalan bu kısımdan da ST segmenti olarak bahsedilir. Bunlar çok detaylı ve söylediğim her şeyi ezberlemenizi de beklemiyorum arkadaşlar ama bu harfleri kullanacağım için bunu görmenizin faydalı olacağını düşündüm. EKG'de miyokarditle perikardit arasında büyük farklar gözlemlenir. Ekrana bir EKG örneği getirdim. Bu klasik bir miyokardit EKG'sidir. Miyokarditte taşikardi, özellikle de sinüs taşikardisi ile uyumlu bir EKG gözlemlenir. Başka bir deyişle, ritim doğru ama nabız biraz yüksektir. Buradakine odaklanacak olursak, P burada, araya sıkışmış bir QRS var, T burada ve bu da diğer P. Gördüğünüz gibi, dalgaların şekilleri beklendiği gibi ama bu kalp biraz hızlı atıyor. Bu hastada miyokarditi sinüs taşikardisi ile birlikte gözlemliyoruz. Başka bir EKG daha görmek ister misiniz? Buradaki değişiklikler çok daha belirgin ve buna benzeyen bir EKG, perikarditte karşılaştığımız EKG'lerdendir. Perikarditte dağınık ST segment yükselmesi vardır arkadaşlar. Normal bir EKG'de buradaki küçük çizimi kullanabiliriz. ST segmentinin düz olduğunu görüyorsunuz, öyle değil mi? Buradaki ST segmentine bakacak olursak, taban çizgisi burada. Ama ST segmenti bu çizgiden yüksekte. Aynı durum burada da var. Bakın, düz geliyor ama sonra ST segmenti yine yüksekte. Aynen burada da olduğu gibi. Bunlar ters çevrilmiş veriler ama buradaki ST segmentinin de kırmızı çizgiden yüksekte olduğunu görebilirsiniz. Kısacası ST segmentleri yükseliyor. Buna benzeyen bir EKG gören doktor, bunun perikardit olduğunu teşhis edip herhangi başka bir teste gerek olmadan doğrudan tedaviye geçebilir. Miyokarditte ise sinüs taşikardisi çok belirgin bir bulgu olmadığından farklı testlere başvurulabilir. Bunlardan da bahsedelim kısaca. Kalbin fonksiyonlarını incelemek için istenebilecek testlerden bir diğeri de ekokardiyogramdır. Bundan kısaca eko olarak da bahsedilir. Eko demek, kalbi görüntülemek için ses dalgaları, yani ultrason kullanılması demektir. Bunlar bilmeniz gereken önemli ayrıntılar. Ses dalgaları kullanılıyor ve radyasyon yok ve perikarditin sebeplerinden birinin radyasyon olduğu düşünülürse bunun iyi bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. Radyasyon gerçekten de zararlıdır. Bir de ekokardiyogram ile kalbin fonksiyonunun incelendiğini not etmek istiyorum. Kalbin hareketli görüntüsü ile miyokarditi perikarditten ayırmak mümkündür. Evet, ekranda bir eko var. Bu, kalbin dört odacığını da gözlemleyebileceğimiz bir görüntü. Sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık. Ve bu, orta dereceli miyokarditi olan bir hastaya ait. Sağ karıncığa bakalım. Burada
ne kadar çok sıkışma olduğunu görüyor musunuz? Burada kalp her kasıldığında kapanan dar bir açı var. Sol karıncık ise hipokinetik, yani kasılması gerektiği gibi kasılmıyor anlamında teşhis edilebilir. Görüyor musun? Sol karıncık hipokinetik, kasılması gerektiği gibi kasılmıyor. Miyokarditin sebep olduğu yapısal değişiklikleri burada görmek mümkün. Bir odacığın büyümesi ve vücudun geri kalanına kan pompalaması gereken ama etkili olmayan bir karıncık. Bu ise kalbin farklı bir kesitine ait bir eko. Burada da şuradaki kalple hemen üstteki perikardiyum arasında sıvı olduğunu gözlemleyebiliriz. Perikardiyum burada ve bu da perikardiyal efüzyon olarak adlandırılan durum. Perikardiyal boşlukta olması gerekenden daha fazla sıvı var ve bu sıvı kalbe baskı uygulayarak kalbin normal şekilde kasılmasına ya da yeteri kadar kanla dolmasına engel oluyor arkadaşlar. Son derece tehlikeli bir durum olduğunu da eklemek istiyorum hemen. Çünkü bunun sonucu olarak hipotansiyon, yani düşük tansiyon ve bununla bağlantılı başka yan etkiler gelişebilir.